burada sormak lazım. Evet Erdem, Cansel aranıza mı girdi Melis'siz? Şöyle bir şey soracağım Mehtap'a. Emin olmak için soruyorum. Birini bitirmeden diğerine başlamadın, doğru mu? Evet. Peki ben Melis'le bitti dediğim anda, yani Melis'le benim alakam artık yoktur dediğim anda, Cansel'le konuşmam benim bitirmeden başladığım anlamına mı giriyor, yoksa Cansel bizim aramıza girdiğini mi gösteriyor? Öyle Erdem mi? Sen yanlış anlamışsın. Ben bunu kendim için söyledim. Tamam ama Cansel'e oradan vurmaya çalışıyorsun. Cansel böyle bir fırsat bekliyordu çünkü ortada kalmıştı. Evde Cansel kalmak bir için fırsat seni beklemiyordu Mehtap. Cansel'e ben yaklaştım. Evde kalmak için seni kullanıyor. Tabii asla. Ki ona gelen adayı isteyecekti. Çünkü burada kalması gerekiyor. Bak samimiyetine inanıyorum ben Cansel'in. Ben Cansel'in o da benim kendi problemim ve ben sana bunu göstereceğim söylemiştim. Sen inanabilirsin nereden? Bunu zaman gösterecek. Ben Cansel'in samimiyetine inanmıyorum. Önemli bunu olan zaman gösterecek. O zaman senden tek bir şey rica edeceğim. Çok kısa bir şey rica edeceğim. Cansel'le benim arama ne olur? O Ar-Ge mühendislik planlarını yapma. Peki sen Cansel'in sözüne katılıyor musun? Yani seni kıskandığım için mi Cansel'le uğraşıyorum ben? Evet. Seni mi kıskanıyorum? Dün ben sana bunu söylemiştim. Ne söyledin? Duymamışım. Kıskançlıktan dolayı bunu yapıyorsun Mehtap, seni bilmiyorum diye. Seni mi kıskanıyorum sence? Söylemiştim sana. Erdem biz seninle o konuyu noktaladık zannediyordum. Ben de öyle zannediyordum da evet. Gördüklerimi değiştiriyor. Peki işte bir şey fikirleri. Söyleyeceğim. Cansel dün Melis'le Erdem barış imzaladığında, çünkü tıpkı seninle Ercan gibi Melis'le Erdem de barış imzaladı. Dünkü o ödül paylaşımında, yemek ödülünde barış imzalayıp dans ettiklerinde Cansel gözyaşlarına boğuldu. Bunu neden yapıyor? O ya bu da mı oyun? Bu da mı gerçek duygu değil? Evet oyun. Öyle mi? Cansel ne diyeceksin? Hayır ben yalandan ağlayabilecek bir insan değilim. Sen mi değilsin? Dani'nin arkadaşı. Timsah gözyaşları. Dani'nin ben ağladığını pek görmedim. Bir kere gördüm. Buradan ona laf atıyorsun ama görmedim. Bir kere babası konusunda evet böyle yapıyordu. Sadece. Yani. Melis sen dün ödül için sen de istemeye istemeye evet. Erdem'le gittin. Çünkü geçtiğimiz hafta teyzem buraya geldi. Erdem'in annesi buradaydı ve artık ailelerin önünde son nokta konuldu. Evet. Yani onlar da şahit oldu. Tamam ayrıldınız iyi kötü ya da işte o yolda ilerlemekten vazgeçtiniz. İstemeye istemeye eve gittiniz. Emre yolladı sizi ve dedi ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunlar her gördükleri yerde birbiriyle kapışacağını aynı yere bir gitsinler bakalım ne oluyor dedi. Ne oldu? Bence Emre güzel bir şey yaptı. İstemeye istemeye de gitsem bir şeyler noktalanacaksa ortak paydada buluşulup noktalanması gerekiyor bence de. O yüzden teşekkür ediyorum burada Emre'ye. Rica ederim. Ben Erdem'le bir şeylerin noktalandığını aslında düşünmüyorum da. Heh tam çok o noktaya geldin. Dans ettiniz ve sen de Erdem'i öptün. Evet. Ve Cansel de gözyaşlarına boğuldu. Üzülme. Parmaklarını uçlarıyla tutuyor. Üzülme. Üzülme başka bir şey. Sakın kanma. Ben de aslında her şeyin bittiğine inanmaya başlamıştım. Ama dünden sonra artık her şeyin bittiğini düşünmüyorum. Ve ben bu yolda ilerlemeye karar verdim. Erdem konusunda? Evet, Erdem konusunda ilerlemeye karar verdim. Bazen ikinci kadın araya girince her şey değişebilir bazen. Değeri mi anlaşılır, ne olur? Değeri mi anlaşılır artık, hırs mı olur, ne olur bilmiyoruz. Onun adı her ne olursa Cansel onun adını koysun bence. Evet, şimdi Erdem'de. Top. Şimdi sen de iki kadın arasında kaldın Murat. Allah düşürmesin denilen duruma bir gelindi. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben iki kadın arasında kalmadım. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Sadece Cansel'e verdiğim sözü her zaman tuttum ve orada yemekte de Melis'in suratına da söyledim bunu. Burada senin yerinde oturması gereken kişi Cansel dedim. Ve Cansel'in aklımda olduğunu söyledim. Melis'i hala rahatsız eden şeyler var. Onları bana açıkladı. Değer verdiğini ve hala değer vereceğini söyledi. Ama bunun benim için bir anlam ifade etmediğini belirttim orada. Arkam dönük bir şekilde konuşurken, Mehtap'a bir şeyler anlatırken gelip yanamdan öpmesi beni rahatsız eden bir durumdu. Hatta anında peçeteye silmeye çalıştım ve irite edici bir durumdu benim için. İkinci olay, dans olayı. Şöyle anlatayım size. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar Erdem dans edelim mi, Erdem dans edelim mi? Hayır dememe rağmen Mehtap'la bir şey konuşuyorum. Ercan'la bir şey konuşuyorum. Bence. Bütün herkes oradaydı.
ve... 15-20 dakika falan olmadı öyle yani. Öyle bir şeydi. Birkaç kere söyledim, sen de tamam dedin. Melis'cim atlama, yok. Demek ki canını yakıyor bunlar. Anlıyorum seni, bunu da söyledin ama anlatmama izin ver. Ben seni dinledim. En sonunda artık ısrarcı bir şekilde geldiğinde ben ona tek bir şey söyledim. Bak, eğer bu konu burada kapanacaksa ve bunun için söz veriyorsan, iki tane arkadaşım şahit, insanlar şahit, izleyen insanlar. Kimler vardı yanında? Ercan, Mehtap. Öyle mi Mehtap? Evet, nezaketen bir kez dansa kaldı. Nezaketen olduğunu evet, ama bir seferliğe mahsus diyerek. Sen? Ercan? Erdem yoğun ısrarlara dayanamadı ve bir söz karşılığında o dansa kalktı. Söz de şuydu, Melis bu nokta, özür dilerim bu konu burada noktalanacak. Bir daha asla seninle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum, duymak istemiyorum tartışma babında. Hani ciddi sıkılmıştım çünkü bir yerden çekişti, yani küçük bir çocuk gibiydi, anlatabiliyor muyum? Hani artık bitsin de gitsin anlamında. Böyle bir durum vardı ortada. Kesinlikle Cansel'i üzmek değil amacım. Çünkü Cansel bana güvendiğini söyledi ve ben giderken buradan farklı bir şey olmayacağını söyledim ona. Sözümün arkasındayım. Cansel'le devam ediyorum. Melis benim için asla geri dönüşü yok. Geri dönüşü olmayan bir yol ve bitmiştir. Ben ayrılırken dans eden çifti de ilk defa Erdem'de görüyorum. Bana birisi bırakın ısrar etmeyi, başıma silah dayasa da ben istemiyorsam biriyle dans etmek, onunla asla dans etmem. Sen de eminim ki birisi bırakın ısrar etmeyi, silah dayasa da asla dans etmezsin. Sen o dansı istediğin için ettin. Bence şimdi burada böyle kıvırmayalım Erdem. Yok, ben kıvırmıyorum. Nezaket kurallarıyla, saygı çerçevesinde ben bu hareketi yaptım. Ama sen bunları anlamıyorsun çünkü annemin yanında dahi bunlara değer veren bir insan değilsin. Özürünü diledim, annenin bunu kabul ettim. Annenin konusunu kapatmıştık. Ama, evet bu konu da kapanmıştı ama sürekli açıyorsun. Açma. Çünkü benim hayatımda Melis yok. Cansel var. Bence canım sen birazcık değişmeye bak, tamam mı? Gerçekten kendini çok komik duruma düşürüyorsun. Beni daha fazla güldürme istersen. Ha benim üzülmemin sebebi Erdem'in yaptığı hareketlerdi. Peki, seni Erdem... güldürmedim yalnız, ağlattım, hatırlatırım. Ağlatan sen değildin, ben de onun üzerine bastım. Erdem, anladın mı? Hatırlatırım. Onun yeri ayrı ama sen gerçekten iyi kapak aldın zaten. Sen bu kapakları bence biriktirmeye bak. Belki işine yarar. Erdem'in cevabı seni tatmin etti mi? Dansla ilgili şu hayır, an etmedi. Bunu söylemesi iyi oldu ama ne olursa olsun hayır yapmamalıydı. Beni üzdü gerçekten. Ama geçmeyecek bir üzüntün bu nezaket kurallarında. Biz Erdem'in nazik olduğunu da biliyoruz çünkü. Evet doğru. Küçük bir çocuk var karşısında. Kıyamamış, yazık. Ama eğer Erdem gönlümü alabilirse geçer. Alabilir misin gönlünü Yansı? Tabii ki, yanlış yaptığımı düşünmüyorum çünkü. Sadece onu üzdüğüm için hatamı telafi edebilirim. İnşallah elinden geleni yaparsın Emre. Sen şüpheniz olmasın. Bu çifti Melis'le Erdem'i yemeğe yollarken, romantik yemek ödeline gönderirken kafandaki bu muydu, neydi? Tartışan insanların illaki içlerinde kalan bir ukde vardır. Doğru. Birbirlerine söyleyemedikleri. Doğru. Birbirleriyle paylaşamadıkları. Ben bunu paylaşsınlar istedim. Varsa sevgileri, ki nitekim gördüğümüz gibi Melis'te hala kalmış bir şeyler. Sen artık onların aşklarının bittiğine kesin inanıyor musun? Melis diyor ki ben gideceğim Erdem'in yolunda diyor. Ben Erdem'in bitirdiğine inanıyorum. Fakat Melis'in bitirdiğine inanmıyorum. Peki Melis çabalarsa sence, Erdem'i çok yakından tanıdığın için söylüyorum. Dönüş olacağını sanmıyorum. Çünkü hani kadının fendi erkeği yendi. Öyle işi var. Açıkçası Melis'in yaptıklarından sonra Erdem'in ona geri dönmesi zaten başlı başına bir hata olur. Ha, hata diye de nitelendiriyorsun. Evet. Peki, yani Ayça'yla da çok kavga ettin, ne bileyim bayağı bir kendini sinir stresinin altına soktun, bayağı bir şeye göze aldın. Erdem farklı mı şu an senin için? Evet, çok farklı. Onun için mücadeleye sen de devam edecek misin? Orada olmaya devam edecek misin? Edeceğim. Emre için de yetmişti zaten bayağı mücadele ama kazanamamıştı. Peki Metap ne diyorsun bu işe? Bu ayrı. Ben biraz daha zamanı bırakmayı düşünüyorum. Zamanı geldiğinde konuşacağım. Peki. Bu yalanlarının sen ne diyorsun çıkacak. Yani o mücadele etmeye dünden razı biliyorsunuz. Emre için de çok mücadele etmişti ama kazanamamıştı. Bu sefer de kazanamayacak. Sen bu oyun bitmedi diyorsun ya. Yani. Yok. Ben bitti demeden bitmez. Mücadele etmesini gerektirecek bir durum yok. O zaman kendi kendine oynamaya devam edeceğim. Zaten ortada olan bir oluşum var. Sadece buradan dışarıdan ara bozucu olarak Melis'in girmesi, Melis'i daha da çok küçültecektir.
En azından mutlu olmanıza izin vermeyeceğim. Öyle söyleyeyim. İşte bak, bu kadar da kötü kalplisin. Evet, o kadar da kötü kalpliyim. Bu yüzden... En azından ne olduğumu söylüyorum. Evet, bu yüzden yoksun zaten. En azından ne olduğumu söylüyorum. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.